yeni bir kadın müdürü atamasıyla çalışmalarımıza başladık. Tabii ki bu çalışmaları yaparken bütün kentteki kadın dinamikleri, kadın örgütleriyle, kooperatiflerle ortaklaşarak önümüzdeki süreçlerde nasıl bir çalışma yöntemi başlatacağımıza dair ortak fikirlerle hareket edeceğiz. Bu anlamda kadınlar, bizde çalışan kadın personellerle ilgili idari izin olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, REGİL izni ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak da bundan sonra bizim bünyemizde çalışan tüm kadın personel arkadaşlarımıza ayda bir bu REGİL durumunda izin kullanabilecekler. 8 Mart ve 25 Kasım'da da kadına yönelik şiddet ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü maksadıyla çalışanlarımıza izin vereceğimizin müjdesini verelim şimdi de. Sistemin ne yazık ki kadın kazanımlarına karşı bir yönelmesinin olduğunu biliyoruz. Bu anlamda bizim de yani partisel olarak da kadın mücadelemiz çok nettir. Eşitsizliğe karşı mücadele ediyoruz. Eşitlik sağlanana kadar bu mücadelemiz de devam edecek. Bu anlamda evet, ben bir önceki dönem meclis üyesiydim de burada. O zaman kadın müdürlüğümüzün içi tamamen işlevsiz hale getirildi ve çok ilgisiz kalemler aslında oraya bağlandı. Ve bir erkek müdür atandı. Biz o zaman da eleştirdik meclis üyeleri olarak. Yani bir kadın bir sıkıntısını gelip aktarmak isterse karşısında bir erkek gördüğünde geri adım atar. Çünkü zaten bir erkeğin şiddetinden kaçmıştır. Ya da bir erkeğin işte ona göstermiş olduğu rahatsızlıktan kaynaklı gidip orada derdini anlatmaya çalışır. Ama karşısındakini aynı cinsten gördüğünde geri çekilir. Biz burada da o uzman eleştirmiştik ama ne yazık ki devam etti ve biz geldikten sonra işte yeni bir kadın müdür atamamızı yaptık. Aynı politikalarımızı tekrardan hayata geçirme hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şimdi müdürümüz işte yönetmenlikle, yönergeyle ilgili çalışma yürütüyor. Bundan sonra da kadın politikalarımızı daha da güçlendirerek, konuşurken de söyledim başta, Mersin kenti kadınlar noktasında güçlü bir kenttir. Siyasetinde de güçlüdür, kadın iradesinde de güçlüdür, kadın temsiliyetinde de güçlüdür. Bütün bunları açığa çıkarma mücadelemiz devam edecek. Bunları aktifleştireceğiz. Hem sosyal hem ekonomi anlamda da kadınların elinin güçlenmesi, toplumda kadının istihdam sahibi olabilmesi açısından burada çalışmalarımızı yürüteceğimizi belirtiyoruz. REGİL konusunda da hepimiz biliyoruz aslında, yani bütün kadınların işte ayda bir REGİL olması ve bu süreçte sağlık anlamında sıkıntı yaşadığını biliyoruz. İlk günde dinlenmesi gerektiğini, bunu yani tıbben de yeri var. Bundan kaynaklı da bizim böyle bir uygulamanın doğru olacağını, böyle bir kararın doğru olacağını kanatına vararak böyle bir karar verdik.